Efendim hayırlı akşamlar. Rahmet ayından, bereket ayından, sevgi ayından, kardeşlik ayından, muhabbet ayından herkese merhabalar diliyoruz. Evet, mübarek Ramazan-ı Şerif'e başladık, startını verdik. Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız hayır ve hasenatları kabul eylesin diyoruz. İstanbul'un gelişen, güzelleşen, modern ilçesi Başakşehir'deyiz. Değerli Belediye Başkanımız Sayın Yasin Kartoğlu ile birlikteyiz. Tatlı bir de heyecan yaşanıyor. Ramazan ayında kadın üstadlar, kadın sanatçılar tekzip sanatı ile ilgili millet kıra tanesinde mükemmel bir sergi açılışında başkanımızla birlikteyiz. Öncelikle sergi açılışından bahsedelim. Gerçekten mükemmel eserleri görüyoruz Millet Kıraathanesi'nin içinde. Evet, hoş geldiniz. Ben arkadaşlara da söylüyorum. Bunları anlatmamıza gerek yok. Yaklaşınca o muhteşemliği fazlasıyla hissediyorsunuz. Ben özellikle bu eserleri üreten kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Beni mutlu eden ikinci şey de bu kadınlarımızın Başakşehir'de oturuyor olması beni daha çok mutlu ediyor. Yaklaşık 30 tane sanatçı kadınımızın ellerinden çıkan bu hünerli güzel eserleri Başakşehir Millet Kıraathanemizi sergiliyoruz. Sizin aracılığınızla tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Mutlaka gelin, bu muhteşemliği siz de seyredin. Mutlaka çok etkileneceksiniz. Buradaki eserlerin her biri birbirinden çok kıymetli ve çok güzel. Sizleri buraya davet ediyorum. Ramazan ayı da start aldı. Bu rahmet ayında, bereket ayında bu sene ne tür organizasyonlar yapacaksınız? Ramazan ayı tabii geçtiğimiz yılda maalesef Covid salgını olduğu dönemdi. O yüzden fiziki bir program yapamadık. Sanal ortamda, yani Başakşehir Belediyesi'nin sosyal mecralarından ve Radyo Başakşehir aracılığıyla Ramazan programları düzenlemiştik. Ve birçok belediye kuruma örnek oldu. Herkesin böyle bir tatlı yarışı oluştu. Bu yılda dolu dolu bir Ramazan programı ama maalesef sanal alemde olacak, sanal ortamda olacak. Her yaş grubunun, çocuklardan, gençlerden, her yaş grubunun ve orada herkesin kendisine karşılık bulacağı çok harika programlar hazırlandı. Mutlaka takip etsinler. Ben fazlasıyla orada etkileneceklerini düşünüyorum. Ama duamız her zaman Rabbim bizi eski günlerimize, o mutlu günlerimize tekrar kavuştursun. Peki başkanım, neler yapıyorsunuz? İhtiyaç sahipleri var mı bölgemizde? Yaşlılar, düşkünler, dışarı çıkamayanlar oluyor. Bir taraftan Covid de devam ediyor. Diğer taraftan da sergi, gördüğünüz gibi müthiş bir atmosfer. Evet. 300 yıllık da ağaç. Evet. Aslında bu bina, Başakşehir Millet Kıraathanesi başlı başına bir eser. Özellikle bizim burada bu alanı oluşturmamızın sebebi de Millet Kıraathanemiz gençlerimizin çok fazla kullandığı bir alan. İstiyoruz ki gençlerimiz bu eserlerle tarihimizin o ihtişamını, o güzelliklerini keşfetsinler. Geleceğe öyle hazırlansınlar. Çünkü bizim çok köklü, muhteşem bir tarihimiz var. O tarihimizi keşfederse gençlerimiz, geleceğimizde de o köklü tarihlerimizi kendilerine yetiştirmiş olurlar. Biz istiyoruz ki gençlerle birlikte bu alan içerisinde, bu güzellikler içerisinde olan ve muhabbet içerisinde olan sergimize tüm vatandaşlarımız gelsin. Onlar da katkılarını sunsunlar. Onlar da bu güzel eserleri seyretsinler. Başkanım, ihtiyaç sahipleri için neler yapılacak? Ramazan'da, sadece aslında Ramazan'da değil, tüm aylarda gerek ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız, özellikle bu Covid döneminde daha fazla yapmaya çalıştığımız uygulama, gerekse sıcak yemekli insanlara ulaştırdığımız, gerekse onların hijyenleri için ve gereken tedbirler için evlerine ulaştırdığımız hijyen setleriyle biz aslında bunları rutin olarak yapıyoruz. Ramazan'da yine vatandaşlarımıza gezip hem Ramazan hazırlıkları konusunda onlara destek olacağız, hem de zaten rutinde yaptığımız işlerin hepsi yine devam edecek. O yüzden de o kesintisiz devam eden hizmetlerin yanında Ramazan'la ilgili dolu dolu programlarımız olacak. Onları da mutlaka takip etmek lazım.
Peki başkanım, bir de Ramazan ayı, verme ayı, infak ayı, paylaşma ayı. Bununla ilgili bir ilçenin, büyük bir ilçenin belediye başkanı olarak neler söyleyeceksiniz? Tabii kardeşlik ayı aynı zamanda. Ben özellikle buradan tüm vatandaşlarımıza da şunu hatırlatmak isterim. Lütfen arayışta olalım. Lütfen biz de etrafımıza bakalım. Etrafımızda gerçekten ihtiyacı olan insanlar olabilir. Sadece kurumlar değil, vatandaşlarımız da bu gözle bakmalı. Aynı zamanda komşulukla ilgili de en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlar, çünkü psikolojik olarak hepimiz etkilendik. Mutlaka komşumuzun evine giremiyorsak da kapısını çalıp onun hatırını sormak, onunla olan muhabbetlerimizi mutlaka ilerletmek konusunda da faaliyetlerimiz olsun. Ve bu muhabbeti, bu samimiyeti Ramazan'da daha çok pekiştirelim. Rabbim bize bu güzellikleri de inşallah bayramda da yaşatsın ve taçlandırsın istiyoruz. Başkanım, son olarak şunu söyleyeceğim. Yasin Kartal olarak siz Ramazan'ı nasıl geçireceksiniz? Önceki dönemlerde, geçen yıla kadar sürekli sokak iftarları vardı, sivil toplum iftarları vardı. Nasıl geçecek? Bu işi en çok hanım seviniyor. Fırsat oldukça biz yine inşallah vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Onların hatırlarını soracağız. Sofra paylaşabilir miyiz bilmiyorum. Ama sofra paylaşamayacaksak da hatır paylaşırız inşallah. Daha çok saha programlarımız, saha yoğunluğumuz olacak. Başakşehir'imize, güzel insanlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz tabii. Ama biraz daha tecrit olacak. Biraz daha sanki evde çocuklarla vakit geçireceğiz. Bu da işin güzel tarafı olacak gibi. Son bir temennimiz var mı başkanım? Duamız her zaman aynı. Rabbim bize eski günlerdeki Ramazanlara kavuştursun. Yine o coşkulu, hani böyle Ramazan alanları kurulur. Sen de çok seversin. Gezeriz insanlarla, o coşkuyu hep beraber yaşarız. Güzel havalarda insanların çok yoğun katılımlarıyla muhteşem Ramazanlar. İnşallah Rabbim tekrar o günleri bize kavuştursun istiyoruz. Başkanım, bir de sergiler devam edecek herhalde değil mi? Ramazan ayı boyunca buranın... 12-25 Nisan arası sergimiz açık. Vatandaşımız gelip sergimizi gezebilir. Bu muhteşem eserleri yerinde Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde seyredebilirler, görebilirler. Başkanım, çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, ülkede Ramazan'da bu akşam bu iftar vaktinde çok değerli Başakşehir Belediye Başkanı Sayın Yasin Kartal'la birlikte Başakşehir'deki Millet Kıraathanesi'nde birlikte olduk. Yarın akşam başka bir mekanda ve makamda birlikte olmak